Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar önce bir piyasa yorumuyla başlayacağız. Yılın ilk işlem gününde nasıl bir piyasa geçirdik? Piyasa kapandı, %2 civarında artıdaydık. Ardından hareketlenen hisseler, hangi hisselerde para girişi var? Ama asıl videonun önemli kısmı arkadaşlar ucuzlamış. Yani iskonto, özellikle iskonto oranı sektörüne göre ucuzlamış. FK anlamında, firma değeri forvet oranı anlamında sektörüne göre ucuzlamış şirketleri sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla ucuz şirket arayanlar için önemli bir video olacaktır diye düşünüyorum. Ama önce hani endeksle başlayalım. BIST 100 endeksi yılın son haftasında hatırlarsanız 7300 seviyelerinin biraz altındaydı. Özellikle son birkaç günde olan işlemlerde şunu görmüştük. Yan tahtalara bir para girişi vardı. Bugün de onun devam ettiğini gördük. Endeks kendini 7600'lere attı. BIST 100 %2 civarında yükseldi ama BIST tüm endeksi yani tüm Y endeksine baktığımızda BIST 100 dışındaki yan tahta şirketlerine baktığımızda %2,83 civarında bir artı var. Genel olarak böyle takip listemizde olan temeliz yaptığımız şirketlere baktığımızda da enerji hisselerinde bir dipten geri dönüş izlenimi oluşturdu. Enerji hisselerinde birçok şirket tabana yakın kapattı. Dolayısıyla önemli bir realizasyon olmuştu hatırlarsanız tepe noktalarında %50 civarı. Ve bunun özellikle son birkaç gündür alım tarafında yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Hatırlarsanız şunu söylemiştim. Bugün de önemli tweetlerden bir tanesiydi bence. Son 2 ayda 912 bin yatırımcı arkadaşlar borsadan çıkmış durumda. Yüksek faiz sebebiyle gitmiş durumda. Aslında reel olarak paraları değer kaybediyor ama borsadaki düşüşlerde bulunmak istemediler. Bu riski almak istemediler. Bugün de söylediğim gibi herhalde birkaç aya kalmaz. Seçim döneminden sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasından sonra biz bu yatırımcıların önemli bir kısmını borsaya geri dönmesini yaşayacağız ama maalesef hangi seviyelerden olacak, hangi zirvelerden olacak bunları zamanında görüyor olacağız. Dolayısıyla bizim gözümüz kulağımız her zaman piyasada olacak. Piyasayı, hisseleri, hareketleri takip etmeye çalışacağız. Bugünün Twitter'daki önemli paylaşımlarından bir tanesi de 3. çeyrek bilançolarına göre sizlerde BIST 100'de yıllık satışları, net karı ve FOVEX oranı en fazla artan şirketleri paylaştım. Bu şirketlerin özellikle yıl sonunda da benzer tablolar bekleyebiliriz. Yıl sonunda bazı şirketler iyi bilançolar açıklayacaktır ve biz Ocak sonu itibariyle artık bu beklentilerin borsalarda fiyatlanacağı bir döneme geliyoruz. Dolayısıyla bugünkü hareketin aslında sırlarından bir tanesi de bu olabilir. Sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir diye düşündüm. Dolayısıyla bugünkü konumuzu biraz daha böyle yani ucuz kalmış, iskontolanmış şirketler listesi paylaşmak istedim. Bu öyle bir tematik analiz paylaşmak istedim ve BIST 100 yani BIST şirketlerinin tamamına baktım. Bu listeyi sizlerle paylaşmadan önce listede iki tane oran var. Bunlardan bir tanesi FK oranı. Diğeri de firma değeri FOVEX oranı arkadaşlar. Her zaman hep şunu söylüyorum. Piyasa performans oranları diyoruz biz buna. FK oranı, piyasa değeri defter değeri oranı, firma değeri FOVEX oranı, işte PEG oranı. Bunların hepsini böyle farklı videolarda anlattım. Genellikle yanlış yapılan şey, yanlış bilinen şey bu piyasalarda bu oranları sabit bir fiyata bağlamaktır arkadaşlar. Yani FK 10 olacak, FK 5 olacak gibi. Halbuki havacılık sektöründe ortalama FK 5 olur, enerjide 35 olur, yazılımda işte 20 olur, başka sektörde 10 olur. Dolayısıyla asla sabit bir fiyat bir beklentisi olmamalıdır. Yani FK şu olur şeklinde bir beklenti olmalıdır. Her zaman 3 şekilde karşılaştırma yapmalıyız. Birincisi bir önceki dönem ve dönemler ile karşılaştırmalı. Yani şirket kendi FK ortalamasının örneğin 5 yıllık, 10 yıllık FK ortalamasının neresinde ya da firma değeri FOVEX ortalamasının neresinde? Bu en önemli karşılaştırmalardan bir tanesi şirketin piyasada ona verilen aslında ortalamayı ve değeri anlamış olursunuz. İkincisi sektördeki diğer firmalarla karşılaştırırsınız. Yani A şirketini aynı sektördeki BCD firmasıyla karşılaştırırsınız. Aracı kurumlar da böyle yapar. Aracı kurumlar da hisselerin halka arzı esnasında ne yapar? A şirketin o sektördeki diğer şirketlerle kıyaslar ve son olarak en önemli aslında karşılaştırmadan bir tanesi sektörün ortalamasıyla karşılaştırmak. Yani sektörün medyan çarpanı ne? FK çarpanı ne? Firma değeri FOVEX çarpanı ne? Piyasa değeri defter değerini çarpanı ne? Bunlarla karşılaştırmak ve bunlara göre bir değer biçilir. Yazılan raporlarda da hep şunu görürsünüz. Sektöre göre ucuz kalmış. Dolayısıyla bugünkü odağımız arkadaşlar
Bu olacak. Ben birçok şirketin böyle verisini çektim analiz programından, Stock Screener üzerinden ve sizlerle bu Stock Screener'dan çektiğim verileri işte iş yatırımında belli kriterlere koyarak sizlerle iki ucuzluk kriterine göre iskontosu olan ucuz kalmış şirketleri paylaşacağım. Ama şu uyarıyı mutlaka yapmam gerekiyor. Geçmiş videoları kaçırmadan izleyen, işte tweetleri izleyen birçok kişi biliyor ki ve her zaman söylerim ki ucuzluk tek başına bir yatırım kriteri değildir arkadaşlar. Yani bir hisseye, bir şirkete asla tek başına sadece ucuz diye yatırım yapılmaz. Çünkü ucuz şirket ucuz kalabilir, pahalı şirket daha da pahalılaşabilir. Fiyatın dipte ve tepe noktasında gidebileceği minimum ve maksimum noktaların bir aslında ucu yok. Dolayısıyla ucuzluk tek başına bir kriter değil. Ana odağımız burada şirketlerin esas faaliyeti, büyümesi, yaptığı yatırımları, bulunduğu alandaki rekabetçiliği, ürün satışları bunlar olmalı. Bilançosu olmalı, gelecek hikayesi olmalı ama bu hikaye üzerinden bir şirket yatırımı yaparken de ucuzluğa bakmalıyız. Yani gidip içsel değerinin çok üzerinde, piyasa fiyatlamasının çok üzerinde, sektörüne göre çok pahalı bir şirketi almak da doğru değil. Dolayısıyla bugün sadece ucuzluk kriterine bakıyoruz. Bunun sadece tek başına bir yatırım karar vermenizde bir aslında kriter olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim. FK'ya bakacağız. Bir de firma değeri FOBOK oranına bakacağız. FK oranında biliyorsunuz net kar üzerinden gidiyoruz. Yani formülasyonda bir net kar var. FOBOK oranında ise firma değeri var. Genellikle piyasa değeri üzerinden borçların çıkartılmasıyla bulunuyor firma değeri. FOBOK ise arkadaşlar bir şirketin sürdürülebilir faaliyetlerinden elde ettiği, operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği ve benim net kardan bile önemli dediğim bir aslında kalemdir. EBITDA diye işte raporlanıyor yurt dışında. Dolayısıyla EBITDA, FOBOK arkadaşlar çok çok önemli. Firma değeri FOBOK oranında özellikle analiz programlarında analistlerin değerlendirme şirketlerinin yaptığı önemli bir oran. Bu çerçeveyi hep en başta anlatıyorum. Çünkü her videonun izleyenler için özellikle buradaki hisse isimlerini öğrenmekten çok öğretici olmasını istiyorum. Ama amacım bu arkadaşlar. Yani bu 5-6 dakikalık videonun bu giriş kısmında bu teknik detayları açıklamamın önemli bir kısmı Yatırım 101 arkadaşlar bir eğitim kanalı. Bunu bir kez daha belirtmek isterim. Şimdi FK'ya göre iskontosu olan şirketler neye bakıyoruz? Cari FK oranı. Örneğin ilk sırada Yayo Teknoloji varmış. Cari FK oranı şu anki FK oranı 34. Sektör FK değeri 15. Yani sektörüne göre pahalı gösteriyor. Ama sektörde örneğin bu analiz programındaki sektörel FK'sında hesaplamalar farklı olabilir. Yani farklı analiz programlarında da farklı ortalamaları görebilirsiniz. Burada özellikle işte piyasada kullanılan Fintables, Borfin, İş Yatırım, işte Queen Stacks gibi programlarda sektörleri oluşturan şirketlerin farklı şirketler olmasından kaynaklanıyor. Elma elma kıyaslama olması için bugün bu analiz programından gidiyoruz. Farklı videolarda biliyorsunuz Fintables, Borfin vesaire gidiyorum. Olabildiğince ben de şeffaf biçimde raporlar, analizler bize ne gösteriyorsa paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada mesela sektörüne göre pahalı bir durum var. Biz şimdi direkt listenin hani özetle en potansiyelli kısmına gidelim. Yani en ucuz olan şirketlere bakalım. Bu da şu demek. FK'sı örneğin Odaş Elektrik'te cari FK'sı 2.42'ymiş. Sektörün FK değeri 10'muş. Yani sektörüne göre aslında ucuz kalmış bir şirket. Firma değeri FOBOK oranı cari 5.76, sektörüne göre 11. Bu da firma değeri FOBOK oranına göre ucuz kalmış demek. Dolayısıyla listenin ilk sırasına baktığımızda şöyle 15 liste, 15 şirketi filtreleyelim. Yani FK'sı en ucuz olan şirketleri, sektörüne göre en ucuz olan şirketleri filtreledim. Buraya geldim. Burada da firma değeri FOBOK oranı en ucuz olan 15 tane şirketi çok hızlı biçimde paylaşalım. Bunları da böyle yetişe boyayalım ve ortak olarak yani OBEP'leri ortak olan şirketleri listeleyelim. Yani hem FK'sı hem de firma değeri FOBOK oranına göre ucuz olan şirketlere bakalım. Birincisi Koza Anadolu Metal çıkmış arkadaşlar. Birinci şirketimiz. İkinci şirketimiz Doğuş Otomotiv. Doğuş birçok kriterde gerçekten karşımıza çıkıyor. Son bir aydır yaptığım videolarda hatırlarsınız temettü verimi en yüksek analistlerin al dediği böyle birçok gerçekten şeyde çok ucuz ve potansiyelli çıktı. Bakalım önümüzdeki dönemde karşılık bulabilecek mi?
Üçüncü şirketimiz Bursa Çimento çıkmış. İki yeşilde. Çimento sektöründe geçen sene iyi hareketler olmuştu gerçekten. Bakalım devam edebilecek mi? Dördüncü şirketimiz Odaş Elektrik çıktı. Odaş Elektrik biraz daha üretimini biliyorsunuz. Elektrik tarafında özellikle geleneksel yollarla tercih eden şirketlerden bir tanesi. Ucuz olarak devam etmiş. Geçen sene de aslında ucuz olan şirketlerden bir tanesiydi. Bir diğer şirket perakende sektöründe Şok Marketler. Şok Marketler de sektörüne göre ortalama %35-40 civarında ucuz kalan şirketler listesinde. Altıncı şirketimiz de Enerjisa olarak karşımıza çıkmış. Enerjisa FK'sına göre yani sektör FK'sına göre %71 firma değeri forvet oranında %43 gibi bir potansiyel var. Yani ucuzluk var. Dolayısıyla fiyatların böyle ucuz şirketler arayanlar için bir seçenek olabilir. İki tarafta da ucuz kaldığı için. Son olarak da bu 15 listelik iki taraftaki şirketler içerisinde Tekfen Holding var. Tekfen Holding hem FK değeri olarak hem de firma değeri FAVÖK oranı olarak arkadaşlar sektörüne göre ucuz kalmış şirketler arasında. Dolayısıyla her iki kritere göre ortak olan 7 şirket arkadaşlar. Koz Anadolu Metal, Doğuş Anadolu, Bursa Çimento, Odaş Elektrik, Şok Marketler, Enerjisa ve Tekfen olarak karşımıza çıkmış durumda. Bir kez daha söylerim, ucuzluk tek başına bir kriter değil ama ucuz şirketleri arayanlar için umarım bu çalışma faydalı olmuştur. Nasıl bu tarz çalışmalar yapılabilir? Özellikle öğrenmek isteyenler için gerçekten detaylı biçimde anlatmaya çalışıyorum. Çok daha fazlası biliyorsunuz. Yatırım101.com'da ve katıl tarafında eğitsel içeriklerde ve eğitim serilerinde bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.